Selamlar arkadaşlar. Bu videoda işinize çok yarayacağını düşündüğüm bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle öğrenciyseniz videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum mutlaka. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim. Ekranda görmüş olduğunuz gibi GitHub Student Developer Pack denen bir paket var. Bu pakette GitHub internet sitesinde yayınlanıyor. İlk öncelikle GitHub nedir diye soracak olursanız belki bilmiyor olabilirsiniz internet sitesini. Özellikle yazılımcı arkadaşların sıkça kullandığı bir site GitHub sitesi. Yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı bir depolama servisi arkadaşlar GitHub. GitHub ve partnerleri öğrenciler için ücretsiz bir şekilde kullanabileceği paketler, hizmetler ve araçlar yayınlıyor. Birazdan size göstereceğim tüm özellikleri, araçları, hizmetleri ücretsiz bir şekilde kullanabilme şansınız var. Ekranda gördüğünüz gibi birçok kategori var kullanabileceğiniz. Sıradan tek tek hızlı bir şekilde incelemeye çalışalım sizinle birlikte. İlk olarak cloud sistemine bakalım. Cloud sisteminde Microsoft Azure, DigitalOcean, Heroku, EducationHost ve NetWise gibi hizmetlerden ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Ücretsiz kullanabileceğiniz hizmetleri de her bölümün, her kartın içeriğinde görebiliyorsunuz. Örneğin Microsoft Azure'da 25'ten fazla Microsoft Azure hizmetini, cloud servisini ve aynı zamanda da cloud içinde kullanabileceğiniz 100 dolarlık bir krediyi kullanabiliyorsunuz öğrenci olarak. Videonun sonunda da bu hizmetlere nasıl başvuracağınızı da uygulamalı bir şekilde göstereceğim size. Ardından DigitalOcean var. DigitalOcean'da da 50 dolarlık bir platform üzerinde kullanabileceğiniz kredi veriliyor size. Diğer kısımları da isterseniz çok fazla özellik var arkadaşlar. Diğer kısımları da isterseniz siz detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ben hepsinden birer tane, her kategoriden birer ikişer tane bilgi vermeye çalışacağım size. Örneğin tasarım kısmına geldiğimiz zaman tasarım kısmında en çok dikkat çekici kısım Canva. Mesela Canva'yı 12 ay boyunca pro olarak kullanabileceksiniz. Özellikle tasarıma yeni başlayan arkadaşlar için bence gayet ideal. Hem süresiyle hem de kullanım seçenekleriyle mobil üzerinden ve web üzerinden kullanılabiliyor Canva. Bunu mutlaka incelemenizi öneririm. Bunun dışında Bootstrap Studio var. Bootstrap Studio üzerinde de öğrenci olarak ücretsiz lisans alabiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir özellik. Diğer kısımlarda örneğin Icon Scout, burada ikon kullanım hakkı. Typeform'da form oluşturup formları saklayabiliyorsunuz. Bu da yine harika bir hizmet. Buradan diğer hizmetleri de sırayla inceleyebilirsiniz. Developer Tools'ta da GitHub'ın, yani buradaki en önemli tabii ki söyleyebileceğimiz şey, GitHub'ı Pro olarak kullanıyorsunuz. Domain ve hosting kısmı özellikle kendi internet sitesini veya oluşturacağı bir projeyle ilgili internet sitesi açmak isteyenler için harika bir yine ücretsiz özellik diyebiliriz. Örneğin bir yıllık domain ismini register edebiliyorsunuz .me uzantısıyla. Aynı zamanda da bir adet de SSL sertifikası da, bir yıllık SSL sertifikası da buna dahil. Name.com üzerinde com uzantılı domain barındırabilirsiniz. Yine SSL sertifikası hizmeti de var bunun içerisinde. Bir de .tech uzantılı domaini de, tek domaininden de ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Game Development kısmına bakalım. Burada da Unity'yi tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Öğrenciliğiniz boyunca tabii ki. Şimdi bir de benim çok faydalı olabileceğini düşündüğüm kısım Learn kısmı. Learn kısmına da baktığımız zaman buradan birçok online eğitim internet sitesinden yine kullanım haklarınız olacak. Örneğin Educator'da 60'tan fazla kursa erişim sağlıyorsunuz. Frontend Master'da yine 6 aylık bir kullanım hakkı var. DataCamp üzerinde 3 aylık bir kullanım hakkı var. Bu şekilde incelediğimiz zaman hepsinde GoRails'da 12 aylık bir kullanım hakkı var. Yani bütün online eğitim hizmetleri de ücretsiz bir şekilde kullanılabilir hale geliyor. Bakalım inceleyebileceğimiz başka. Mesela mobil kısmına bakalım. Mobil kısmında da en çok benim dikkatimi çeken Codica.io. Codica.io'da böyle sürükle bırak yöntemiyle uygulama oluşturabileceğiniz bir internet sitesi, bir hizmet. Bunu da 6 ay boyunca ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine Termius, Sophie, Working Copy gibi hizmetleri de ekranda göründüğü gibi ücretsiz bir şekilde kullanabilme hakkınız var arkadaşlar. Şimdi gelelim bu hizmete nasıl başvuru yapacağız, nasıl üye olacağız onu görelim. Üst kısımda yer alan Student bölümüne bir kere tıklıyoruz ve ardından Get Benefits for Students butonunu seçtiğimiz zaman karşımıza üyelik ekranı geliyor. Buradan Create an Account diyoruz ve şu formu doldurmanız gerekli. Hemen dolduralım. Ben daha önceden üyelik oluşturduğum için üyelik girişi yaptım ve karşınıza siz de yeni üye olsanız dahi böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda size bazı sorular sorulacak.
Örneğin burada seçmiş olduğunuz mailin sizin okul mailiniz olması gerekiyor. Yani okulun size vermiş olduğu maili burada kullanmanız gerekiyor. Bunun da sebebi bir öğrenci olduğunuzu ispat etmeniz. Alt kısımda okulunuzun ismini girmeniz isteniyor. Buraya okul ismini girebilirsiniz. En alt kısımda da sizin yapmak istediğiniz projeyle, kişisel veya ekip projenizle ilgili bilgiler vermenizi istiyor. Yani siz bu hizmetleri neden kullanmak istiyorsunuz? Bununla ilgili sizden bilgiler isteniyor. Bu bilgileri de buraya yazıp gönderdiğiniz zaman size eğer onaylanırsa profiliniz bir e-mail geliyor ve tüm hizmetler artık kullanılabilir hale geliyor. Bence mutlaka deneyin arkadaşlar. Bir de burada çok, yani proje derken de çok ciddi şeyler aklınıza gelmesin. Yani herhangi ufak tefek projeler bile olabilir. Aklınızdaki bir fikri bile söyleyebilirsiniz. Böyle bir fikir yapmak istiyorum, bunun için de buna ihtiyacım var dediğiniz zaman muhtemelen olumlu geri dönüş yapacaklardır size. Yeter ki bir şeyler yapmak istediğinizi gösterin bu siteye. Onlar da büyük ihtimal hizmetleri size açacaktır. Ne olursa olsun gelecekte de müşterileri olacağınızı düşündükleri için olumsuz geri dönüş yapmazlar diye düşünüyorum. Mutlaka değerlendirmenizi öneriyorum. Umarım sizler için faydalı olur arkadaşlar. Buradaki hizmetlerden en çok hangisi sizin işinize yarar? Bunu da yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarda detayları beraber konuşalım, tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.